Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi borsanın 3000'lere yani endeksin 3000'lere gidebileceği zaman zarfını ve nasıl periyodiklerle ilerleyebileceğini yani hangi sinyalleri aldığımızda bu yolun doğru olduğunu ve 3000'lere doğru gidebileceğimizi konuşuyor olacağız. Öncelikle sizlerle birlikte ilk konuşmak istediğim madde pandemi ve geçen seneki yükselişlerin ortalama %60-%70 civarında olduğunu anlatmaktır. Yani bakalım şurada hatırlarsanız Naci Abal görevden alındı. Yani bir Merkez Bankası Başkanı değişikliğine uğradık ve ardından bir müddet yatayda kaldıktan sonra bakın şu yataylıktan çıktıktan sonra ki yükseliş şöyle gördüğünüz gibi %70'lik bir yükseliştir. Hemen gelelim korona krizine. Korona krizi yani 2020 martlarına geldiğimiz zaman bakın şu seviyelere kadar bir düşüş gerçekleşti. Ardından gerçekleşen yükselişin yüzdesinin 80 olduğunu görüyoruz. Şu anda grafiği sıfırlayacak olursak bizim borsamızın 3000'lere gitmesi için ne kadarlık bir yükseliş gerektiğine baktığımızda şu seviyelerden aldığımızda ortalama %45-%50 civarı bir yükseliş bizim borsalarımızı endeksi doğrudan 3000'e götürür. Baktığımızda neydi Naci Abal'ın görevden alınmasının ardından bir yataylık Ve ardından %70'lik bir yükseliş Korona krizinde %80'lik bir yükselişle Karşı karşıya kalmıştık Şu anda ise 3000'e gitmesi için ortalama %45-%50'lik bir yükseliş bizim için yeterli olacaktır. Bunu anlatmamın nedeni 3000 endeks çok iddialı bir başlık, çok iddialı bir söylem olsa da daha önce çok yakın tarihte yani 2 sene bile olmadan iki kere bunun gerçekleştiğini görebildik. Bu bağlamda baktığımızda her ne kadar iddialı gibi gözükse de olabilitesi ciddi yüksek bir işten bahsediyor olacağız. Öncelikle gelelim bir savaşı konuşalım. Savaşın olduğu bir durumda özellikle de böyle bir kriz içerisinde altının doların daha revaçta olduğu bu bir durumda nasıl olacak da endeksin 3000'lere gideceğini görebiliyoruz veya söyleyebiliyoruz diyeceksiniz. Tabii ki haklısınız. Bu zaten çok kısa vadeli bir hedef değil ama çok uzun vadeli bir hedef de olmayacaktır. Savaşlar birkaç gün büyük etki yapar büyük etkiler yapsalar da bu savaşlar ve krizler, pandemi olabilir, görevden alınmalar olabilir, farklı savaşlar olabilir. Yükselişin gücünü arttırarak devam etmeyi hedeflerler. Yani pandemide ne kadar bir düşüş yaşansa da, görevden alınmalarda nasıl bir düşüş olsa da, savaşlarda nasıl düşüşler olsa da bunlar yükselişin gücünü arttırırlar. Savaş aslında korkudur. Bu yüzden riskten uzak durulur. Risksiz yatırımlar tercih edilir. Fakat bu tip büyük olaylar hızlı geçer ve yükselişin gücünü artırlar. Bakınız korona artı merkez bankası olayında nasıl oldu bunu görebiliyorsunuz. Hemen devam edelim. Burada savaşın olması güzel bir durumdur diyemiyoruz. Tabii ki savaşın olması kötüdür. Savaşlar her zaman her konjektürde kötüdür. Ama bunu akıllıca değerlendiren bu savaştan güçlenerek çıkar. Şöyle düşünebiliriz ki bir yarışta 30 kişilik 50 kişilik bir yarışta ikinci ile onuncu kavga ederse veya birbirlerine girmeye başlarsa bu yarıştaki diğerlerine aslında olumlu bir etki yansır görece olarak. Tabii ki burada küresel bağlantılar var birbirimizle bütün ülkelerin girifli olması ve birbirlerine aslında ticari olarak bir bağlantıları var fakat ders çıkarılıp tarafsız olunup sabırlı olunursa burayı olumlu kullanılabilirse güçlenerek çıkılacaktır bu savaşlardan. Bir diğer önemli nokta yani borsaların 3000'lere gitmesi endeksin 3000 seviyelerine varabilmesi için yine önemli gelişmelerden bir tanesi burada seçimler olarak karşımıza çıkıyor. Seçimler burada bir herhangi bir partinin söylemi veya burada herhangi bir siyasi yorum yapmadan söyleyebiliriz ki seçimler aslında güven tazeleme, sistemin oturması, önümüzü görebilme noktalarında bize çok ciddi aslında avantajlar sağladığı için seçimlerde yine karşımıza bir olumlu sinyal olarak çıktığını görebiliyoruz. En azından tarihin belirlenmesi bile bu noktada çok önemli oluyor. Bunun haricinde bizim istediğimiz aslında biraz bağımsızlık, piyasayı korkutma ve TL'yi shortlamaya insanları çekindirme. Yani istediğim zaman faiz arttırabilirim, istediğim zaman İstediğim şekilde dolar satabilirim. Elimde her şey var ve ben bağımsızım dedirebilme bu Merkez Bankası'na TL'yi şortlamaya yani TL'nin değerini düşürmeye ve bu da Türkiye'ye güveni arttırmaya ve borsaları hızlıca yukarı çıkarttırmaya bir olanak sağlayacaktır. Burada yine benim gördüğüm en büyük etkilerden biri. Bunu nasıl altın tarafında sizlere söylediğim ve altın ciddi şekilde primlendi ve altın için çok önceki konjektürden beri burayı görüp söyleyebiliyorduk. Enflasyon etkisinde mal ve üretici firmanın değerleri mutlaka artar. Bize burada buradaki artış olarak endeksin 3000'e gitmesi için ortalama yüzde %40-%50'lik bir yükseliş gerekiyor. Bu yükselişin sağlanabileceği tarihler birazdan sizlere bunları açıklayacağım ama teknik olarak baktığımız zamandaysa aslında şurada gördüğümüz olayın bir benzerini görüyoruz. Bakın bir düşüş, toparlanma, yatayda gitme Son anda yine bir düşüşle karşılaşma ve yukarı yönlü bir yükselişten bahsediyoruz. Aslında burada gördüğümüz olay da bir miktar aynıydı. Bir yükselişten sonra yaşandı bu. Bakın, bir yükselişten sonra bir düşüş yaşandı. Aynı şekilde bir müddet şöyle göstereyim hatta sizler için. Şöyle bir yatayda kalma gerçekleşti. Keza burada da bir yatayda kalma uzayarak daha devam edecektir. Ardından son bir düşüş gibi gerçekleşip ve yükselişin tekrar devam ettiğini ve bu devam etmeyle birlikte ortalama 3000 endekslere kadar gidebileceğimizi yani endeksin 3000 seviyelerine kadar gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle de böyle bir konjektürde çekmemin nedeni düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirip düşüşlerde aslında tabii ki teknik analiz biliyorsanız bu aralarda trade yapabilirsiniz. Ama eğer bilmiyip daha uzun vadeli düşünüyorsanız trade yapmaya zamanınız veya bilginiz yoksa burada yapabileceğiniz en güzel şey düşüklerden kademeli olarak portföyünüzü çeşitlendirerek mal toplamanızdır ve yukarı endeksler seviyesinde de satmanızdır. Çok iyi trade bilmenize gerek yok borsadan para kazanabilmek için şu seviyelerde aldığınız malları bakın bu seviyenin herhangi bir yerinde olabilir. Şu seviyenin herhangi bir yerinde sattığınızda şuralarda aldığınız malları şuranın herhangi bir yerinde sattığınızda aslında çok ciddi paralar kazanmış. En azından servetinizi enflasyona rağmen arttırabilmiş olacaksınız. Yine gördüğüm tahayyül edebildiğim konjektür bu şekilde. Krizler varken bu durumlar varken borsanın yükselmesi ne demek diye düşünüyor olabilirsiniz ama önümüzdeki periyod içerisinde bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Tarih konusuna geldiğimizde de Nisan sonu Mayıs başı bu iş için mümkün tarihler olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mart ayı içerisi biraz daha karmaşık geçecektir. Mart ayı içerisi biraz daha engameyle geçecektir. Burada savaş biraz etkileyecektir. Belki Fed'in kararları biraz etkileyecektir. Enflasyon verileri ve kötüye gitme durumları biraz etkileyecektir. Bunlar da işte borsaları ve güveni düşürerek aslında bize mal toplama fırsatı verirken Nisan ayı içerisinde biraz daha yatay bandı içerisinde olduğumuzu, global piyasalar olarak baktığımızda biraz daha denge seviyesinde olduğumuzu görebileceğiz. Ardından Nisan sonu ve Mayıs başıyla artık yeni bir yükseliş döneminde, yeni bir rally döneminde ki bu rally dediğimiz gibi %40, %50'ler dediğimiz 4-5 tavan içerisinde gerçekleşebilecek, belki 10-15 gün içerisinde gerçekleşebilecek bir olaydan bahsediyoruz. Buradaki tek sıkıntımız yaz olumsuz etki yapması. Çünkü yazın özellikle tatillerin artması, özellikle borsaların biraz da rehavete çökmesiyle birlikte yazın borsalar içerisinde bir olumsuz etki gerçekleşiyor. Bu olumsuz etkiden eğer ki nemalanmazsa borsalar mayıs ortası ve yani şimdi Nisan sonu Mayıs içerisi. Tam bir net tarih vermek mümkün olmasa da bu civarlarda iyi bir yükseliş gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Yazın o rehaveti ve etkisine kapılırsa bu işler Ekim sonu Kasım başına doğru kalacaktır ama benim kuvvetli tahminim Nisan sonu Mayıs içerisinde bu tarihlerde endeksin 3000'ler seviyesine gidebileceğini düşünüyorum. Tabii ki buradaki önemli nokta iyi şirketleri seçebilmek. Tabii ki buradaki önemli nokta karlı, cazip kalmış, büyüyebilecek şirketleri seçebilmek. Doğrudan endekse yatırım yapıp veya doğrudan endeks güvenmek yerine. Çünkü endeks bugün 2500'e de giderse sizin hisseleriniz çıkmayabilir. Bunun için de iyi bir temel analiz, iyi bir teknik analiz bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Konjektürü iyi yorumlayabilmiş olmanız gerekiyor. Bununla ilgili kanalımızda 250-300 video var. Ücretsiz olarak tamamen izleyip öğrenebilirsiniz endekslerin 3000'e gitme olaylarını, gelişebileceği sırayı ve tarihleri bugün sizlere anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yorumlar, sorular, farklı düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Birlikte incelemeye çalışırız. Kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Takipte kalmaya lütfen devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.